Selam bebeğim, ben Nico. Bugün gerçekten çok efsane şeylerden bahsedeceğiz. Yeni gelecek olan güncellemeler hakkında konuşacağız ve efsane bir şey deneyeceğiz. Bunları yapmadan önce hediyelere bakacağız. Yani bugün gerçekten çok dolu dolu güzel bir video geçecek. Hep birlikte eğleneceğiz ve bir şeyler öğreneceğiz. Başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız isterseniz yavaştan videomuza geçelim. İlk yapacağımız şey tabii ki hediyelere bakmak. Hediye kralımızı seçelim ve güncelleme detaylarını konuşmak için de bir maça girelim isterseniz. Kimler ne hediye göndermiş, kimler ne mesaj yazmış ve kim hediye kral olmuş, birlikte öğreneceğiz. Abi, bunu sevdiğin için yolladım, adımı okur musun demiş Clock Spider ve 500 gem göndermiş bebeğim. Çok üzücü bir haberim var. Videonun içinde bahsedeceğim Clock Spider'la alakalı. Gerçekten duyduğum zaman çok üzüldüm. Eminim de siz de üzüleceksiniz. Çok acayip şeyler geliyor. Bazı şeyler de gidiyor. Detaylara gireceğiz. Merak etmeyin. Şimdi devam ediyoruz. Make Money Titan gelmiş. Dark Egemen 1. Abi sen adamsın. Seni çok seviyorum. Partner olursan unit imzalatmaya geleceğim diyor herhalde. Burada tahminimce Nico hesabımla kesinlikle partner olmayı düşünmüyorum. Bunun birçok sebebi var. Ben bunu anlattım zaten. Tekrar tekrar anlatmaya da gerek yok. Ama illa partner olmamı istiyorsanız ExoPlays kanalım var. Yabancı içerik ürettiğim. Orası 50k olursa emin olun partner başvurusu yapacağım ve %90'da partner oluruz. Sadece 50k olmamız gerekiyor kanalın. Egemen'e teşekkür ediyorum ve bir sonraki hediyeye geçiyoruz. Proeymen 52TR. Evet bebeğim, sen çok hediye gönderiyorsun, farkındayım. Abi seni çok seviyorum. Çok seviliyorsun. Abi beni bla 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 hyper signet. Şu bla bla'yı anlamadım bebeğim. Bunu yorumlarda yazar mısın? Birçoğunuz biliyor ki ben yorumları neredeyse tek tek okuyorum. O yüzden ben proeymen deyip buradaki bla bla'yı anlatırsan çok mutlu olurum. Ve büyük ihtimalle yine hediye kralı sensin gibi duruyor. Bakalım altta daha bomba bir şey yoksa. Sence? Bebeğim. Sence zaten biliyorsunuz. Clover göndermişti. Yanlış hatırlamıyorsam hediye kralı olmuştu. Bu sefer de Spider TV gönderdi. Teşekkür ediyorum bebeğim. Abi ben Alperen, geçen o. He, ismini tam olarak okuyamamıştık sanırım. Tekrardan hediye gönderip ismini de söylemiş oldu. Alperen'cim teşekkür ediyorum. Ve Mace kameraman ve 200 gem. Abi videoda alır mısın? Toplamı galiba 500 gem ediyor bunların. O yüzden videodasın bebeğim. Astro Batu, teşekkürler. Burada çok garip şeyler oluyor. İsmi çok acayip zor olan arkadaşımız baya baya bir şeyler yazmış. Hadi gelin beraber okuyalım ne yazmış. Abi oyun sıkıyor. Bazen şans yaver gidiyor. Bir şeyler çıktıktan sonra sikemiyor. Bu yüzden 3500 crate açacağım. Time crate. Ultimate çıkaracağım demiş büyük ihtimalle. Bu arada 3500 crate bomba bir şey. Umarım başarırsın ve çıkarırsın. Yani ben açtım, 3000 tane falan açtım, çıkaramadım. Umarım sen çıkarırsın. Çıkaracağım abi, kaç ihtimalle çıksa da umurumda değil demiş. Başarmak inanmanın yarısıdır bebeğim. Eğer inanıyorsan başarırsın. Ve Mace kameraman ve Bingham göndermiş. Tekrardan devam ediyor. Abi hiçbir şey çıkmadı. Ne yaptın mı sen bunu? Sade mitik çıkmaz mı diyor, artık bilmiyorum ama sade mitik çıkarsa o da senin olsun. Çok isterdim. Bütün bla 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 sana, bütün unitlerimi sana vermek isterdim diyor galiba. Ve bingem eklemiş. Sonra 2k göndermiş. Sonra da 1k göndermiş. Bu da bir üzgün işareti var. Onun ne için attım bilmiyorum ama galiba bu crate'leri açtı ve çıkmadı diye düşünüyorum. Başka bir şey mi bilmiyorum ama burada da göz kırpma hareketi. Hadi hadi al senin olsun falan der gibi bir göz kırpıyor. İsmini okuyamadığımız Ud diyelim buna. Teşekkür ediyorum bebeğim. Devam ediyoruz. Utkan Ayano. Böyle herhalde ismi okunuyor. Utkan abi ben senin için maç yaptım demiş. Çok tatlısın. Ve 500 gem göndermiş bebeğim. Ve time crate eklemiş. Upgraded kamera Spider and 500 gem Pro King. Abi ismimi oku lütfen. İsmim Samet. Teşekkür ediyorum Samet'e. Alaguma hey. Abi Max elimden bu geliyordu, ismimi okur musun? Bir de eline sağlık, güzel videolar demiş. Videolarım güzel bulduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Santa için teşekkürler bu arada. Kaan Loex. Şimdi Kaan Loex ile alakalı size bir şey anlatacağım. Şimdi ben
Biliyorsunuz ki Trade Plaza'da AFK kasılıyorum. Genelde yani montaj yaparken çarımı da yani karakterimi de Trade Plaza'ya bırakıyorum ve bir şeyler satılsın diye. Çünkü yine bir hedeflediğimiz 2000 crate, belki de 3000 crate diye bir hedefimiz var. Belki onu yapacağız, bilmiyorum. Bu esnada Kaan Lovex bazen karakter atıyor 20 dakikada bir. Atmasın diye ekrana baktığımda Kaan Lovex'in bana injured crate gönderdiğini gördüm. Sonra bir baktım unitlerimi tek tek almaya başladı. Ona trade attım ve dedim ki ben pahalıya satıyorum, bak benden alma diye yazdım ona. Sorun değil dedi, ben zaten senin Discord'undayım dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bakın şimdi olaylara bakın. O esnada konuşurken Mert araya girdi. Ben de hediye göndereceğim dedi. Mert de time crate göndermiş ve 1250 gem göndermiş. Mert'e de teşekkür ediyorum. Ve Kaan Lovex bunları almıştı. Jetpack Mace almıştı. Elmasla satın aldıklarını tekrardan geri gönderdi. İşte Jetpack Mace almış, bir de Sinister kameramanı almıştı. Bunu ben bir kaya satıyordum, pahalıya satıyordum zaten. Bunu aldığı için, Türk olduğunu fark ettiğim için direkt söyledim, benden alma, ben pahalıya satıyorum diye. Öyle olaylar gelişti ve bunları da göndermiş. Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Ve Healer TV Man gelmiş. Hi, may my famous. Abi signet ismimi okur musun? İnşallah hediye kralı olurum demiş. Teşekkür ediyorum bebeğim. Kaspo. Abi 15k games harcadım. Hyper crate aldım. Bir şey çıkmadı. Sonra 16k coin vardı. Onları açtım, bu çıktı. Bu arada ben 400k'ya yakın coin harcadım. Gaddi çıkaramadım. Yani bayağı şanslısın. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Oyunu bıraktım zaten, seviliyorsun demiş. Kalp göndermiş. Teşekkür ediyorum bebeğim hediyen için. Ve son hediyemiz Egemen Kaan. Abi sizin DC sunucusundan banlandım. Aa niye? Bunu yorumda yazar mısın tam olarak neler olduğunu gerçekten bilmek istiyorum. Ve 400 gem ve bir tane de crate eklemiş bebeğim. Teşekkür. Bu videonun hediye kralı Signet Hyper göndererek Pro Eymen olduğu, kendisini tebrik ediyorum ve hediye gönderen herkese tek tek teşekkür ediyorum bebeğim. Şimdi güncellemeye geçeceğiz. Güncellemeye geçmeden önce şöyle bir unitleri oluşturalım. Biliyorsunuz ki Clockwurm'un bir booster. Bunu alıyoruz. DJ TV'nin booster olduğunu biliyoruz. Bunu alıyoruz. Ve ikisi combo şeklinde nasıl faydalı bir şekilde kullanıldığına bakacağız. Benim köpüş alalım. Köpüşçüm gel. Sonra bir tane Santa alalım. Sonra da bunları hangi unitle kullanacağız bir ona bakacağız. Bunların hepsini bir Hyper'da kullanalım isterseniz. Hyper'ı da bu arada uzun zamandır kullanmıyorum. Böylece Hyper özlemimizi de gidermiş oluyoruz. İlk ipucunu vereyim size. Endless modla alakalı yeni bir script yazılıyor. Bilginiz olsun. Ultimate'i Endless'ta denemedik. Bu Ultimate'i Endless'ta en kısa zamanda deneyeceğiz. Merak etmeyin. Yani gelir gelmez en kısa zamanda alacağız. TR60'da gerçekten mükemmel bir karakter geliyor. Gerçekten bayılacaksınız. Detaylarına gireceğiz şimdi. Hadi bakalım. 10. wave'e geldik bebeğim ve biz bu köpüşle bu işi hallediyoruz. Şimdi canikolar, yeni gelen güncellemeyle alakalı bir konuşalım isterseniz. Daha öncesinden hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben artık farm olarak bunun çok eskidiğini, yeni bir farm gelmesi gerektiğini ve yeni gelen farmın da birazcık bizi mutlu etmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Sanki Talentry beni duymuş gibi çok güzel bir farm geliyor. Ve farm gelmekle kalmıyor. Yeni gelecek farm nasıl gözükecek? Bir ona bakalım isterseniz. Çünkü gerçekten hoşunuza gidecek. Scientist Clockman. İşte bebeğim. Yeni gelecek farmımız bu. Ama bunun sadece farm özelliği yok bebeğim. Bu gerçekten çok çılgın bir şey olacak. Scientist TV Man'i hatırlıyorsunuz. Bir tane bariyer çıkarıyordu. Sonra bu bariyerin 5 tane level olayı vardı. Eminim hatırlıyorsunuzdur. Şimdi bu farmın bir de bariyer özelliği gelecekmiş bebeğim. Yani ne demek? Hem bir yandan farm yapacak, hem de bir yandan savaşacak. Bu inanılmaz güzel bir şey. Biliyorsunuz ki Santa, yani bu zamana kadarki farmların hiçbirinde böyle bir özellik yoktu. Pumpkin'de yoktu, Rose'da yoktu ve bu Santa'da da yoktu. Scientist kameramanda da yoktu. Ama yeni gelen Unity hem farm olarak kullanacağız hem de başlangıç Unity olarak kullanacağız. Bu da bize ekstra avantaj sağlayacak. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki bir yandan farm yaparken oyuna katkı sağlayacak. Şimdi bunun bir sonraki upgrade'i 7000. Yani bununla ilgili çok üzücü haberim var demiştim. Onu da şöyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi bu bir de alan vuruyor. Alan vurma özelliğini büyük ihtimalle bunun kaldıracaklar. Yani zaten bunun en büyük, en etkili olayı alan vuruyor olmasıydı. Yani anlayacağınız bu köpüşe nerf gelecek. Ben zaten bunun inanılmaz güçlü olduğunu defalarca söylemiştim. Bu
bu zamana kadar gelmiş geçmiş Legendary'ler arasında en güçlü unit'ti. Yani normal bence gelmesi. Zaten bunu ilk kullanır kullanmaz söylemiştim. Buna kesinlikle nerf gelir diye. Ve geliyor galiba. Üzücü bir haber. Şimdi ilk unitimizden bahsettik. Şöyle yuvarlak bir noktaya çıkarsak daha iyi olur bence. Şuraya bir hyper çıkaralım. Şimdi 3 tane unit gelecek tahminimce. Bu 3 tane unit'i inceleyeceğiz. Bir tanesini inceledik. Neydi? Scientist Clockman. Güzel. Şimdi yapmak istediğim şeyi yapalım. Diğerlerine de bakacağız. Şimdi 36. wave'e kadar geldik ve ikinci bir unitten bahsetmek istiyorum. Shadow TV Man. Shadow TV Man Robux'la satılma ihtimali var. Şu an baktığımız zaman Robux'la satılanların içinde en güçlüsü Astro'ydu. Yanlış hatırlamıyorsam Robux'ta satılacak olabilir. Çünkü mutlaka her güncellemede olduğu gibi Robux'ta bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Ve biz de alıyoruz maalesef. Ben söylüyorum, benim takipçilerim kesinlikle ama kesinlikle Robux'la unit almasın. Çünkü siz Robux'ta unit aldıkça onlar da nasıl olsa satılıyor diye her zaman her güncellemede yeni Robux'la unit ekliyorlar. Ve biz aslında oyunu birazcık pay to win'e çeviriyoruz. Onlar değil aslında. Biz almazsak onlar satamaz, değil mi? Biz aldığımız için böyle yapıyoruz ve ben size şunu söyleyeyim. Yaklaşık belki 3 aydır 4 aydır Robux'ta satılan bir unit almıyorum. Gidiyorum trade'le halletmeye çalışıyorum. Böylece satın almıyorum, alınmış unit'i kullanıyorum. En azından bir unit bile olsa onu engellemeye çalışıyorum. Yani bir unit daha fazla satılmasın. Ama maalesef ki oyunda birçok kişi bunu aldığı için her yeni güncellemede Robux'ta unit satıyorlar. Bu Shadow TV Man'in büyük ihtimalle Robux'ta geleceğini düşünüyorum. Yani Robux'lu satılacağını düşünüyorum. Bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Bunu geçiyorum. Bu da fena bir unit olmayacak. Ama biz artık bunları bir maxlayalım. Çünkü Nana'yı yeme ihtimalimiz çok yükseldi. Şu anda unit'e bahsedeceğim ama bir şey denemek istiyorum. Şu anda bunun gördüğünüz gibi 21.000 damage'i var. Şimdi biz bunu DJ TV Man'le yükselteceğiz. Ne kadar yükselttik? Şu anda 25.000. Ve 0.19 saniyeye çektik. Pekala, bunun yanına bir tane Clock Woman eklediğimiz zaman, tamam mı, bu biliyorsunuz ki canikolar içine girdi mi girdi. Tamam, niye bunu etkilemedi? Şöyle bir tık upgrade edelim bakalım. Upgrade, upgrade, upgrade. Niye bu etkilemedi bunu? Bunu niye etkilemedi? Ben buna şaşırdım şu anda. E bunun biliyorsunuz ki şu saatin cooldown özelliği var. Cooldown boost özelliği var. Öyle bir combo yapmayı planlıyordum. 19'dan 10'a kadar düşürmeyi planlıyordum ama maalesef olmadı. Bununla ilgili bildiğiniz bir şey varsa bunu mutlaka yorumlara yazın. Sadece Hyper'ı mı etkilemiyor acaba, başka unitleri mi etkiliyor veya DJ TV Man'i sattığımız zaman etkiliyor mu? Dur bir saniye, şurayı bir toparlayalım. Patlamayalım da şuraya birkaç tane unit çıkarayım ben. Şunu koyduğum zaman fark edecek mi peki? Direkt DJ TV Man yerine bunu koyacağım. 0.23 oldu. 0. bak şu anda etkiliyor. Bunu maxlayalım peki. Şu anda ne kadar oldu? 0.2, yani 0.20 oldu. Peki DJ TV Man'i koyunca ikisi aynı anda niye etkilemiyor onu anlamıyorum. 0.19 oluyor. Yani 0.01 fark ediyor. Eğer DJ TV Man'iniz yoksa, bak damage'den bahsetmiyorum ama cooldown olarak gerçekten gördüğünüz gibi DJ TV Man varmış gibi bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın sileceğim şimdi. Peki bu cooldown bunu etkiliyor mu? Bir ona bakalım. Yok, bunu etkilemiyor kanka. Sadece cooldown düşürmek istiyorsanız bakın 0.5 saniye bayağı bir büyük olay yani. Hemen koyalım, maxlayalım ve bunların içine girdiği zaman %22 eksiye vuruyor. Yani %22 oranla ne yapıyor canikolar? Cooldown'ı düşürüyor. Ben bu unit'in aslında DJ TV Man'le çok güzel bir combo olacağını planlıyordum. Ama işin aslı böyle tahmin ettiğim gibi olmadı. Bunu alabilecek miyim ben bu arada? Kanka bunu alabilecek miyim ben? Evet, umarım alırsın kanka, çünkü birazcık canımız sıkılabilir burada. Şuraya bir hyper daha çıkarsam maxlayamam. Ama alacağız diye düşünüyorum. Alırız alırız, tamam. Panik yok. Çok eğlendik. Şimdi gelelim en son unit'e ve en güçlü unit'e. Biliyorsunuz ki unit'lere bir girelim. Bende yokmuş. Sattım mı veya diğer hesabımda mı bilmiyorum. O yüzden direkt plazaya gideceğiz. Size bir şeyden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir tane abimiz var. Bu abimizin adı Large Clockman. Şimdi yeni gelecek unit bundan çok çok güçlü olacak. Onun adı da Future Large Clockman. Şimdi gördüğünüz gibi resminde sadece kafası var. Yani kafasını yapmışlar. Alt tarafı çok önemli değil, bir şekilde uydururlar canikolar. İkinci unitimiz böyle bir şey. Bu unit nasıl gelecek?
ne şekilde elde edeceğiz zerre fikrim yok. Yani büyük ihtimalle o gelecek olan unit'in gadli olacağını düşünüyorum. Şu anki gadlilere bakacak olursak, gadlilere bakalım. Şu anda 4 tane gadli var. Ve bundan daha güçlü bir gadli geleceğini düşünüyorum. Çünkü Telentric abimiz bundan bahsederken stronger, 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 yani bayağı güçlü olacağını söyledi. Gerçekten o unit'i heyecanla bekliyorum. Bakalım o unit bizi ultimate kadar şaşırtmaz büyük ihtimalle, ama oyundaki en güçlü 3. unit olacağını düşünüyorum. Farm gelmesi gerektiğini daha önceden söylemiştim ve geldi. Bundan çok mutlu oldum. Yani birçoğumuz öyle düşünüyorduk zaten yorumlarda. Mutlaka bir farm olacak diye düşünüyorduk. Hatta nokta atışı yaptık, diğer 60'ta geleceğinden falan bahsediyorduk. Yorumlarda zaten birçoğunuz bunu bildi. Olayı çözdük, teorilerimiz tuttu gibi bir şey. Yani oyun teorileri diyebiliriz bunu artık. Bakalım gadli mi gelecek? Ultimate geleceğini kesinlikle düşünmüyorum ama. Bu arada kesinlikle ultimate gelmeyecek. Kesinlikle gadli gelecek diye düşünüyorum. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı? Hatta Shadow TV'nin Robux'la satılacağını düşünüyorum. Diğerinde zaten tier 60'da geleceğini söyledi. Ama bu iki unit'in nasıl geleceğiyle alakalı hiçbir fikir vermedi. Güncelleme ne zaman gelecek? Sizi birazcık üzeceğim canikolar. Güncelleme birazcık geç gelecek. Yani Haziran'ın 8'inde falan gelmesi planlanıyor. Ben aslına bakarsanız bu hafta sonunda bir güncelleme geleceğini tahmin ediyordum. Gördüğüm kadarıyla birazcık yavaş çalışıyorlar. Önceden neredeyse her hafta güncelleme gelirken artık 15 günde bir, bilemediniz, bir ayda bir güncelleme geliyor. Bu da oyundaki etkileşimi bir tık düşürüyor bence. Şu anda yine bir 100K'ya falan düştü. Güncelleme geldiği zaman 350-400K'ya anlık oynanma çıkabiliyor. Bakalım göreceğiz. Yine 350-400K'ya çıkacak. Oyun ara ara heyecanını kesse de ara ara da çok fazla heyecan veriyor bize. Güncelleme detayları bu şekildeydi. Kanala abone olduysanız, videoya like attıysanız ve bildirimleri açtıysanız Canico ailesine katıldınız demektir. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.